Uç. Assalamu alaikum, hürmetli tanımalar. Bugünkü laboratuvar meşgulatımızı başlayalım. Bugünkü meşgulatımız Ösümlükler Fizyoloji Fanı'dan 7. laboratuvar meşgulatı. Meşgulatımızın mavzusu Ösümlüklerin ulaşışıya fitogarmonlarının tasarını kuzatış. Bu meşgulatımızın maksadı fitogarmonlarının Ösümlükler hayatıdaki rolü, ahamiyatı, hamda ularını laboratuvar şartında kuzatışdan ibaret bo'ladi. Bugünkü mashg'ulotimizni boshlashimizdan oldin, laboratuvar mashg'ulotini boshlashdan oldin fitogarmonlar o'zi nimaligini bilishimiz kerak bo'ladi. Fitogarmonlar o'zi nima? Fitogarmonlar ular o'simliklarning o'sishiga aktiv ta'sir qiladigan faol moddalardir. Fitogarmonlar o'sha maxsus xususiyatga ega bo'lib, tanlash xususiyatiga ega, ya'ni ayrim garmonlar o'simliklarning ba'zi bir qismlarini o'sishiga yordam bersa, ba'zilari uni sekinlatishiga yordam beradigan faol moddalar hisoblanadi. Fitogarmonlar o'zini maxsus o'sha tanlash mexanizmiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi. Ya'ni auksinlar, gibrilinlar, sitokininlar hamda inhibitorlarga bo'linadi. Xo'p, e'tiborni monitorga qaratamiz. Demak, auksinlar haqida. Auksinlar bular o'simliklarning poyasi va ildizini o'sayotgan uchki qismida hosil bo'lib, u boshqa organlarga ta'sir qiladigan aktiv moddalar hisoblanadi. Masalan, tabiiy auksinlar mana o'simlikning uchki qismida hosil bo'ladi va boshqa organlarga, ya'ni yoshoqlarga ta'sir qilib, ta'sir qilishini ko'rishimiz mumkin. Mana rasmlarda gibrilinlar poya, ildiz, yosh barglarda sintezlanib, ularning xususiyati yuqoridan pastga, pastdan yuqoriga ta'sir qilish xususiyatiga ega. Hamda u o'sha zaharsiz bo'lishi bilan auksinlardan farq qiladi. Gibrilin kislotaning strukturaviy formulasini 1954-yilda ingliz olimi Cross aniqladi. Hozirgi vaqtda gibrilinlarning 70dan oshiq xili borligi aniqlangan. Gibrilin garmoni ko'proq qimmatbaho bo'lgan, ya'ni mana donasi kichik bo'lgan kishilik uzunlarni sifatini, hosildorligini oshirish maqsadida beriladi. Bularda o'simlikning donasi kattalashmasdan mevasini o'zi 2-3 marta kattalashib, ayniqsa hosildorligi oshadi. Sitokininlar bu o'simlik hujayrasini bo'linishini jadallashtiruvchi, ya'ni qarishga, urug'ning tinim davridagi jarayonlarga ta'sir ko'rsatuvchi hamda o'sishini boshqa tomonlarini boshqarishida ishtirok etuvchi 6 aminoferin qatoriga kiruvchi organik moddalarga aytiladi. Sun'iy fiziologik faol moddalar bular. Retardantlar deb ataladi. Bu o'simliklar hujayralarini bo'yiga o'sishiga salbiy ta'sir qiladi hamda ularni bo'yiga o'sishdan to'xtatib, yon shoxlarini rivojlanishiga, hosildorligini oshishiga yordam beradigan moddalardir. Mana siz fitogarmonlar haqida tushunchaga ega bo'ldingiz. Endi mashg'ulotimizni davom ettirsak bo'ladi. Nazariy ma'lumotga ega bo'lganingizdan keyin bemalol tajribani bajarishingiz mumkin. Endi bugungi laboratoriya mashg'ulotimiz ildizning o'sishiga gidroauksinning ta'siri. Buning uchun bizga kerakli reaktivlar chigit va bug'doy urug'i gidroauksinning 0,1 foizli eritmasi, petri kosachasi, o'lchov silindri, pipetka, filtr qog'ozi, lineyka yoki millimetrli qog'oz. Endi ishni bajarish tartibi quyidagicha bo'ladi. Buning uchun biz 6 ta likopchadan foydalanamiz. 6 ta likopchadan foydalanamiz. Filtr qog'ozlarini likopchalarga joylashtirib chiqamiz hamda
likopçalarını rakamlar çıkışımız gerek. Birinci, ikinci, üçüncü ve hakızı ortinci geçe rakamlı olamız. O, birinci, ikinci, üçüncü likopçalar ge nuhat donalar ürünlerden salıp onu ısışını kızartamız, kundurışını. Törtüncü, beşinci, altıncı likopçalar ge ise buğday ürününü auksinge tasarını ısışını kızartamız. Bunu bacar etkenimizde filtr kağızlarını her bir likopçaya bittiden filtr kağızı yerleştirip çıkamız. Birinci likopçaya biz 10 ml distilengen su ile damlı olanız filtr kağızımızda. İkinci likopçamızda 10 ml 0,1 foizli hidroavusin eritmesi ile damlı olanız. Üçüncü likopçamızda 0,1 1000'den bir foizli gübrenin auksin eritmasını namlap olamız. Hop, işte bir de ise bacaramız. Yaxşılıq dikkat turasız. Mana likopçalarda rakamla bölgemiz. Birinci likopçamızga 10 ml su, ikincisiga 0,1 foizli gibirli auksin eritmasi, mana maxsus tayyorlab qo'yilgan. Uchinchi tarifamizga 0,1 foizli auksin eritmasidan foydalanamiz. Xuddi shunday 4-chi likopçamızga endi bug'doy urug'idan joylashtirganimizda filtr qilmasga mana bu distillangan suv 10 ml'li 6-chi likopchamizga 10 ml 0,1 foizli auksin eritmasi 6-chi likopchamizga 0,1 foizli auksin eritmasi bilan nimalarni namlab olamiz. Buning uchun filtr qog'ozlarni olib mana birinchi raqamli likopçaya joylashtiramiz. Mana bu ikkinchi raqamli likopçamız. Mana bu uchinchi raqamli. Törtinchi raqamli likopçamızga. Mana bu beshinchi. Mana bu oltinchi raqamli likopçaga filtr qog'ozlarini joylashtirib oldik. Endi har bitta filtr qog'ozimizni namlab chiqamiz. Birinchi raqamli likopchadagi filtr qog'ozimizni oddiy suv, distillangan suv bilan namlab chiqamiz. Yaxshilab namlanishi kerak bu. Urug'larni o'tishi uchun bu juda muhim bo'ladi. Mana namlab oldik. Endi ikkinchi likopchadagi filtr qog'ozimizni 0,1 foizli auksin eritmas tayyorlab olgan auksin eritmamiz bilan namlab olamiz. Bu ham yaxshilab namlanish kerak. Chunki urug'larimiz unishi uchun namlik juda zarur bo'ladi. Mana. Hop, endi 3-chi raqamli likopchamizga 0,1 foizli auksin eritmasi bor. Filtr qog'ozimizni namlab olamiz. Ana yaxshi namlandi. Endi birinchi, ikkinchi, uchinchi likopchamizga no'xat urug'idan 5-6 donadan joylashtiramiz. Urug'lar bir-biridan sal masofada bo'lishi kerak, chunki unayotganda ildizlari o'sganda bir-biriga yopishib ketishi mumkin. Urug'lar saralangan bo'lishi kerak.
Ondan şimdi hiç öyleştiremez. Hop. İkinci ilk yapacağımız gün bu düşündüğü hiç öyleştiremez. Birbirinden malum bir mesafede öyleşik gerek olduğunu. Yani boya etkenimiz dedik. Bunlar bunu etkende birbirine halak bir meslek gerek. İldizle birbirine yapışık etki konuşmaktan. Buna bir üçüncü lik kutçegen nukat çöyleştir yapmaz. Birbirden masofada çırağı kılıp bana akıp bana çöyleşti. Yeniden törtüncü rakamlı likopçamızga hırtı şu işlerini yine takırlayımız. Törtüncü rakamlı likopçamızga biz de mi? Bana bu buğday uruğudan 5-6 donadan çöyleştirip nakıb olamız. Demek bu filtre kağıtlarımız namlangan halette hazır. Törtüncüsüne su bilan namlayımız. Namlik bir xil tarqalış gerek. Çünkü bayağı etkenizdik rollarını dönüşüge bu muhim bo'ladi. Endi 5-chi likopchamizga 0,1% foizli auksion eritmasi bilan namlab olamiz. Filtr qog'ozimizni. Hamma joyiga bir xil taqsimlanish kerak. Mana. Endi 6-chi raqamli likopchamizga 0,1% auksion eritmasi bilan likopchada joylashtirilgan filtr qog'ozni namlab olamiz. Hamma joyga namlikni bir xil tarqatishimiz kerak. Filtr qog'oz bir xil bo'lsa, o'simliklarni urug'larni unishi ham bir xil unadi. Hop, mana siz ko'rganingizdek hammasi nimadagidek bo'ldi, ko'rsatilgandek. Endi bug'doy urug'idan olib donachalarni chiroyli qilib bir-biridan uzoqroq masofada joylashtiramiz. Endi 5-chi raqamli likopchaga bug'doy urug'idan joylashtiramiz. Urug'lar bir-biridan uzoqroqda chiroyli joylashishi kerak. Chunki bular o'sib maysa bo'lganda bir-biriga ildizlari yopishib ketishi mumkin. Mana bu urug'imiz yaxshi emas, buni olib tashlaymiz. Uni joyiga mana bu saralangan urug'larni qo'yamiz. Oltinchi raqamli likopchamizga bug'doy urug'idan qo'yyapmiz. Mana joylashtirdik. Hop, mana tajribani ishni bajarish tartibidagi qonun qoidalar asosida bajarib chiqdik. Endi bularni 25-28 gradusli xona sharoitida, xona haroratida yorug'lik tushmaydigan qorong'i joyda yoki termostatga qo'yishimiz mumkin. Bir hafta mobaynida kuzatib boriladi bu o'simliklarni unishi. Bir hafta davomida uni nazorat qilib borib, bir hafta o'tgandan keyin bemalol natijalarni kuzatib, o'sha birinchi jadvalda ko'rsatganimizdek, o'sha jadvalimizni to'ldirib, mana shu jadvalni to'ldirishimiz mumkin bo'ladi. Buni siz bemalol uy sharoitida ham bajarishingiz mumkin. O'zingiz uyda mana nuxat urug'ini, xohlang chigit urug'ini olishingiz mumkin. Bug'doy urug'ini olishingiz mumkin. Yana boshqa, masalan, grechkani undirib ko'rishingiz mumkin.
Muşlu, görüşürüz mümkün. Her tanıda uruqların özündeki ozıq modelleri kılıç xüsusiyyatıya ege buladı. Ularga manışı auksinin tasarını kuzatamız. Şimdi bana getiri auksinin iliz ışıge tasarı birinci cadvarımız yakarsanız bir de o birinci grafada variantlar verilgen. Demek biz iki de variantta kuzat yapmız. Birinci variantımız su, ikincisi getiri auksinin hakkı foizli yırtması bulan. Bir, ildizlik ortaça uz şifalı olmadı. Bir de uzayken biz uzancayla nukhatını kuzet yapmış. Siz uzancayla nukhatı yazarsınız. Bir, nazaratke nispeten uz şifalı da ölçe bulasınız. O, kengi, törtüncü, beşinci, altıncı likopçalarımızda kengi variantımız bulan bu. Bana birinci, törtüncü rakamlı likopçada su ki 5-6 rakamlı likopçada oşa gitraksinin turli xil foizli yırtmalar. Ki ildizning o'rtacha o'sishini hisobini olasiz. Bu buldoyda ki nazoratga nisbatan o'sishini olib o'rtacha aniqligi aniqlab olinadi. Ki bemalol mana shu jadvalni to'ldirishingiz mumkin. Demak, bir hafta davomida buni kuzatib borasiz. Sizga uyga vazifa ham shu bo'ladi. Uyingizga borganingizdan keyin hammangiz hatto o'zingiz albatta qiziqsangiz bemalol mustaqil bajarib ko'rishingiz mumkin. Xuddi shu tartibda urug'larni joylashtirasiz. Mana likopchalarni avval qo'yib oldik. Undan keyin filtr qog'ozlarini joylashtirib olasiz. Keyin filtr likopchalarni raqamlab olasiz. Keyingi ishimiz mana 4, 5, 6 ta raqamda. Keyin bu filtr qog'ozni birinchi tarelkadagi, birinchi likopchadagi filtr qog'ozimizni distillingan suv bilan namlab olasiz. Ikkinchi, uchinchi likopchalarni esa o'sha auksinni turli xil foizli eritmalar bilan namlab olasiz. Va 4-chi, 5-chi likopchalarda mana o'zingiz ko'rganingizdek, bug'doy donachalarini mana urug'larni saralab olasiz. Undan keyin ularni bir-biriga masofada, bir-biridan sal uzoqroq masofada bo'lish kerak. Chunki bular uni ildiz chiqarganda bir-biriga yopishib ketishi mumkin. Endi siz kuzatadigan maqsadingiz nimadan iborat? Demak, bir haftadan keyin mana distillangan suv bilan namlangan filtr qog'ozdagi yoki likopchadagi urug'lar tezroq unadimi? 13 santimetr yoki mana liniyka yoki millimetrovka bilan o'lchab ko'rasiz-ku. İkinci, üçüncü likopçalarda auksinni ta'sirini ko'rasiz. Demek, qaysi bittasida tezroq unadi yoki ko'proq santimetr uzoqroq bo'ladi. Agar natijani ko'rasiz, shunda suvda ko'ra qaysisida yaxshi unar ekan auksin gormonlarida tezroq unadi. Buni o'zingiz kuzatib, kuzatgan xulosalaringizni bemalol fikrlashib, xulosalar laboratoriya daftaringizga xulosa qismiga yozib olasiz. Mana bu jadvalni chizib to'ldirasiz. Kerak bo'lsa, rasmlarni chizib, bemalol keyingi darsda o'sha xulosalaringizni menga aytib berasiz. Bugungi laboratoriya mashg'ulotimiz mana shu fitogormonlarning o'simliklarning o'sishiga ta'siri edi. Buni maqsad, vazifalari mana bemalol tushuntirdim. Agar tushungan bo'lsalaringiz bemalol uyga borib bajarib ko'rishingiz mumkin. O'zingizni xulosalaringizni yozib kelasiz. Bir haftadan keyin keyingi mashg'ulotimizda buni natijasini kuzatamiz. Xo'p, mashg'ulotimiz tugadi. Xayr, keyingi mashg'ulotda ko'rishguncha sog' bo'ling.